Ya millet, YouTube'un en yavaş gelişen kanalı olan Mert Gültaş kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2020'nin en kötü gününü geçiren insanlara bakacağız. Bugün 2021'in ilk günü ve şu ana kadar daha hiçbir şey olmadı. Yani gayet güzel bir gün geçiriyorum. Umarım sizin de gününüz güzel geçiyordur. 2020'de gülemedik, inşallah 2021'de güleriz. Hadi o zaman hızlıca videoya geçip 2020'nin en kötü gününü geçiren insanlara bakıp biraz içimizi rahatlatalım. Videoya geçmeden önce eğer bu tarzda içeriklerde eğleniyorsanız ve bunlardan daha fazla gelsin diyorsanız aşağıdan videoya like atıp kanala abone olun ve bildirim zilini açın ki ben de bu tarzda daha fazla video çekeyim diyorum ve serice videoya geçiyoruz. Evet, videomuzun ilk şanssız, kötü bir gün geçiren insanı şu an kendini çekerken bir anda tavandan bir insan geliyor. Yani şöyle bir durum başınıza gelse ne yaparsınız ya, ne yapabilirsin ki? Üst komşun tavandan giriyor. Yani böyle bakarım. Derim ki tavanı sen yaptırırsın herhalde. Yani onu da ben yaptırmam değil mi? Bu ablamız da yüzüğüyle uyuyakalmış. Ama yüzük biraz darmış. Yani normalde insanlar yüzükleriyle uyuyabilir. Ama ablanın yüzüğü zaten darmış. Bir de uyurken artık parmağı şişmiş mi ne olmuş? Ablanın parmak çıkmıyor bir türlü. Yüzük parmaktan çıkmıyor. Bak, bütün gün onunla uğraştınız. Yani bütün gün boyunca o parmak orada sızladı. Böyle kangren oldu ya resmen. Kan gitmiyor, şişti parmak. Bütün gün onunla uğraş, böyle dandik dandik bir gün yani ya. Bu abimizin arabasının camı buz tutmuş. Buzu kırmaya çalışırken camı kırdı. Bakar mısınız ya? Gitti güzelim cam. Araba yerinden çıkmıyor, cam gitti. Abi yani camı öyle de bırakamazsın. Sonuçta hani cam bu, içeri girip bir şeyler alabilirler. En kötü teybi sökerler. Yani böyle kendin kırdın ya, hani o anki sinir, stres, lan ben ne yaptım gibisinden böyle kötü bir gün ya. Abimiz kız arkadaşına evlenme teklif etmiş ve yüzüğü kız arkadaşı denize düşürmüş. Teknede güzel bir evlilik teklifi yapmış ama yüzüğü düşürmüş ablamız. Ya abla, neden sahip çıkamıyorsun bir tane yüzüğe? Bak, o kadar güzel bir gün senin yüzünden ne hale geldi ya. Yani siz orada ne güzel kutlayacaktınız, böyle takılacaktınız. En sonunda bulmuşsunuz, sabah bulabilmişsiniz. Ama yani o güzel gün artık gitti. Yani tatlı tatlı eğlenecektiniz. Niye sahip çıkamıyorsun yüzüğüne ya? Kurban olayım. Bugüne kadar çektiğim bütün kötü bir gün geçiren insanlar videosunda hep suya düşen bir araba vardı. Bu da onlardan bir tanesi ve dışarı çıkarılıyor. Abi artık hani dışarı çıkarmasanız da olur. O artık suyun dibinde kalsa da olur. Çünkü hiçbir elektronik aksamı çalışmaz. Temizlensen temizlenmez, satsan satamazsın. Çalışmıyor yani, öyle metal yığını gibi bir şey oldu. Hani çıkartıp ne yapacaksınız onu da bilemedim. Bahçesindeki havuzu boşaltmaya çalışan insanları görüyoruz şu an. Ama siz o suyu öyle bir boşalttınız ki, abi evin içine gitti o sular. Yani bitti artık. Yani düşünsenize, havuzu boşaltıyorsunuz, bütün su evin içine giriyor. Ya böyle sinirden kaşıntı gelir insana ya. Ben bu videoda kendimi gördüm. Gördüğünüz gibi abimiz yere düştü. Artık nasıl kötü bir gün geçiriyorsa kalkmadı bile. Böyle yılmış artık, oturdu oraya yağmurun altında. Hayatı sorguluyor böyle, artık ne düşünüyor bilmiyorum ama bence bu abi gerçekten kötü bir gün geçirmiş. Yani psikolojik sorunları olduğunu ben buradan görebiliyorum. Bu gördüğünüz kocaman bir bisiklet otoparkı gibi bir şey. Ama bu iki kişi bisikletlerini bulamıyormuş bir türlü. Yani o koskoca bisiklet park yerinde bisikletini nasıl bulacaksın? Çalındı mı? Yanlış yere mi bakıyorsun? Oraya mı park ettin? Yani bitti artık. Düşünsenize, bisikletle bir yere gittiniz, bisikleti bulamıyorsunuz. Lan nasıl geri döneceğim ben o zaman? Kötü bir gün geçirmeniz için tek gerekli olan şey bir adet kuş. Başka hiçbir şeye gerek yok. Gördüğünüz gibi kuş geldi, ablanın cüzdanını aldı gitti. Yani abi böyle bir şey benim başıma gelse derim ki ya ben seçilmiş kişi miyim ya? Hani kuşcuğum, beni neden seçtin? O kadar insan var. Ya senin elinde bir kere imkan var. Gidip Miami'de falan uçsana ya. Gelip benim çantamı cüzdanımı neden çalıyorsun? Bu ablamız misafirliğe gitmiş ve tuvalete girdiğinde sifonu çektikten sonra böyle bir şey başına gelmiş. Sular yükseliyor, yani tuvalet tıkanmış. Abi şu benim de başıma gelmişti. Gerçekten yani çok utanmıştım. Tuvalet tıkandı, açılmıyor bir türlü. Su yükseldikçe yükseliyor. Yani gerçekten çok kötü bir gündü. Hatırlamak bile istemiyorum ya. Sırada bence yine 2020'nin en kötü gününü geçiren ablamız var. Gördüğünüz gibi o kirpiğini böyle kıvraklaştırma aleti, artık adının ne olduğunu bilmiyorum.
Onu kullanırken bütün kirpikleri yolunmuş, kopmuş hepsi. Yani o kadar da ağlanacak bir şey yok. Benim kirpiklerim gitseydi yani ben o kadar da kötü hissetmezdim ama bu ablanın gerçekten kötü bir gün geçirdiğini ben hissedebiliyorum ya. Düşünün ki arabanızın yanına gittiniz. Arabanızın üzerinde böyle bir yazı var. Arabana çarptığım için özür dilerim demiş ve bir adet çikolata bırakmış. Ama arabaya verilen hasara bir bakar mısınız? Yani sence bir çikolatayla halledilecek şey mi ya bu? Sen yani bu abinin şu an bütün gününü bitirdin. Yani abi bence gerçekten bütün yıl şimdi ona çalışacak. Yani abinin bir günü değil, bütün yılı boşa gitti. Sen buzdolabının üzerinde ne yapıyordun? Ayıptır sorması. Yani nasıl bir amacın vardı buzdolabının üstünde? Herkes de gülüyor maşallah. Yani şöyle bir olay yaşayıp nasıl gülebiliyorsunuz? Gitti, yemekler gitti, içecekler gitti, dolap gitti. Siz hala gülebiliyorsunuz ya. Evet, yine bir Kamil daha. Gördüğünüz gibi mızıka ağzına sıkışmış ve öyle kalmış. Yani abi o mızıkayı hiçbir yerine sokmayacaksın. Bak, sokularak çalınan bir şey değil o. Üflenerek çalınan bir şey. Yani bir dahakine umarım üfleyerek çalmayı denersin. Bence bu videoyu çeken kişi şu an bu videonun en kötü gününü geçiren insanı. Yani 2020'nin en berbat gününü geçirmiş. Gördüğünüz gibi bir akıntı var. Evinin içerisine her yere sular dolmuş. Kapıyı da kilitliyor falan, açamıyor, bir şeyler oluyor. Abi her yer su oldu, halılar gitti, merdivenlerden sular akıyor. Yani bu nasıl bir iş ben anlamadım. Dışarının bütün o fırtınanın, yağmurun suyu abinin evinin içine doluyor. Yani bu nasıl olabiliyor gerçekten anlamadım. Muhtemelen evi yerin altında, bodrum katında falan. Her yer leş oldu. Yani bütün eşyalar leş artık. O evi böyle bırak, tekrar git yeni sıfırdan bir ev al, oraya dizmeye başla. Yani orayı kurtaramazsın artık. Aramızda acaba şu olayı yaşamamış olanlar var mı ya? Yani ben çok yaşadım ama böyle video çekme şansım hiç olmamıştı. Ablamız tatlı tatlı yürüyüş videosu çekerken bir anda bir kuşun kakasına maruz kalıyor. Yani bunu videoya yakalaman gerçekten süper olmuş ablacığım. Yani düşünsenize, güzel güzel yürüyüşünüzü yapıyorsunuz, böyle doğayla iç içesiniz, oh güneş falan. Böyle video çekerken bir anda kuş sıçıyor kafanıza. Yani böyle sinirden artık delirir misin? Yani oturur ağlar mısın onu bilemem. Bu video gerçekten benim içimi çok acıttı. Yani içim yandı ya şu görüntüyü görünce. Telefonunu o kapının oradaki boşluğa koymuş ve kapatınca aslında orası telefonluk olmadığı için telefon kırılmış. Yani iPhone 12 Pro Max artık kaç milyon milyar dolara aldıysan gitti güzelim telefon ya. Bence 2020'nin en kötü gününü geçiren insan bu da olabilir. Yani şu an tam karar veremedim. Eve geldiğinizde böyle bir şeyle karşılaşsanız ne yaparsınız? Yani ne olmuşsa artık o tuvalette atom bombası mı patladı, ne oldu? Yanmış böyle tavan mavan gitmiş. Yani nasıl gerçekleşmiş olabilir ben onu anlamıyorum. Yani oradan nasıl bir yangın çıkabilir ya? Bence bu arabayı süren kişi bunu hak etmiş biraz. Yani o su seviyesinde araba sürülür mü? Sen manyak mısın ya? Bak araba takıldı oraya. Artık bütün alt takım mal takım gitti. Yani o arabanın bayağı bir masrafı var. Senin bir günün değil, senin de 2020 yılın gitti yani. Artık birkaç aylık maaşını oraya verirsin. Şu ana kadar gördüklerinizi kesinlikle unutun. 2020'nin en kötü gününü geçiren insan bence bu. Düşünsenize, eve bir geliyorsunuz, evin içinde inek var. İnek her yere sıçmış, her yeri kaka yapmış, her yeri çamur yapmış, duvarlar berbat halde. Evin zemini zaten ölmüş, artık bitmiş. Yani o an ne yaparsınız ya? Ben o evi böyle ateşe verir çıkar giderim. Başka yani yapacak hiçbir şey yok. Şu eve ne yapabilirsin ki? Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. 2020'nin en kötü gününü geçiren insanlara baktık. Dediğim gibi inşallah bu kötü günler 2020 ile beraber geride kalmıştır. Umarım 2021 hepimize mutluluk getirir. Ben videoyu çekerken çok eğlendim. Eğer siz de beni izlerken eğlendiyseniz ve bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşça kalın.